Selam dostlar, bugün size Valorant Mobile çıktığında nasıl daha iyi oynayabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim ve güzel tüyolar vereceğim ve bu videoda 2 tane de oyun oynayacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Hemen Stand of 2 oynayarak başlayalım dostlar. Neden Stand of 2? Valorant Mobile oynamamızdaki en önemli etkenlerden biri. Çünkü bu oyun aynı Valorant'ın rakibi olan CS'nin dostlar. Mobil bir klonu ve gördüğünüz gibi bu oyunda amaç taktiksel ilerleyip aim'inizi düzgün tutarak rakiplerinize aman vermemek. Valorant Mobile'de bunun en büyük farkı ne olacak? Yetenek sistemi olacak Valorant'ta. Kahramanların yetenekleri olacak. Merak etmeyin, o konuya da değineceğiz dostlar. Şimdi bizim tabancalarda neyimiz var? Yavaştan şöyle bir başlayalım. Stand of 2 oynayarak dediğim gibi aim'inizi geliştirebiliriz. Buradan gelen olacaktır diye tahmin ediyorum. Sıkıyor, kapının arkasında var mıyım diye yokluyor. Nice, mükemmel beyim. Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Manyağa bak. Delirttin lan beni. Adamın ne yaptığını gördünüz mü? Bak adamın delisi. Aim'inizi adamın başına tutmaya çalışın dostlar. Aynı şey Valorant Mobile'de de olacak, merak etmeyin. P90'la bir hafif makinalı turuna başlayalım. Buradan gelen olacaktır diye düşünüyorum yine. Öl lan. Oğlum öl. Niye ölmedi baba o? Adamı gördüm, adamı gördüm. Nice. Aa. Sağdaki mi vurdu beni? Bence gayet güzel başladım. 4-0-1 ve Valorant Mobile'de de jiroskop olacak. Stand of 2'de de jiroskop var. Yani bu silah oyunu mantığını Stand of 2'yi oynarken çok iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz. Yine kazandık. Paramız var mı? Var abi. Biz hemen M4'le yine devam edelim. Bombalarımızı almamız lazım. Şuraya bir yakıcıyı sallayalım. Kötü attım bombayı. Çok kötü attım. Aa, son anda döndüm. Kanka adam orayı çok güzel sisledi ya. Oraya giremeyiz. Nice, güzel. Bu round 1 kill çıkarttık ama olsun. Bu sefer farklı bir noktadan gidelim, direkt B'den. Buradan birilerini görür müyüz? Her an her yerden herkesi görebiliriz. Ah be. Uzattım. Atışı uzattım. Silahın tepmesini arttırdım. Benim hatam dostlar. Emin olun şu an şu yaşayacağınız senaryonun aynısını Valorant Mobile oynarken adamla silah silaha karşı karşıya geldiğiniz zaman yaşayacaksınız. O yüzden Stand of 2 de çok kaliteli bir oyundur. Gayet uzun dönem oynanışa da müsait. Girin, bunda aim'inizi geliştirin dostlar. Valorant Mobile çıktığında noob gibi kalmayın. Yalnız bu roundu kaybettik ha. Bu kötü oldu. Neyse, toparlarız abi. Yine aynı taktikle ilerleyelim. Anladığım kadarıyla oradan adam geliyor. Bir ayak sesi duyuyorum ama. Haha, elinde bombayla gitti. Oradan gelen var. Nice. Oh! Of, aim'im çok kötüydü. Aim'im çok kötüydü. Kanka çekil oradan. Öldürdü galiba onu. Yedin mi onu? O duvara yapıştırmış lan adamı. Diğeri nerede şimdi bunun? Benden size tavsiye. Tabi eliniz nasıl oynamaya alıştıysa o şekilde oynayın ama jiroskop ve genel hassasiyet ayarlarınızı düşük tutmaya çalışın ve kendinizi buna göre alıştırın dostlar. Orayı kapattık abi. Oradan kimse gelemez. Oo. Fena yedik. Ama bizim adam aldı orayı. Tamam, ben de onu aldım. E kimse kalmadı ki zaten. Mesela bol bol kendinizi tabanca oyununda geliştirebilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bu tarz mobil oyunlarda her ne kadar herkes otomatik silah çok iyi oynasa da tabancayı öyle olmuyor. Çekilin, bir yakaydık ya. Bizim adam vurdu, tek kaldık. Ben şu an şu taraflarda yakalayabilir miyim ki onu? Abi nerede bu adam? 13 saniye kaldı. Oo. Bir an öleceğim zannettim, kafasını alamadım ama. Tabancayla da oynarız yani abi. En iyi aslında aim geliştirme mantığı tabancayla kafaya atış yapmak. Çünkü kafadan atış yaparsanız tabancayla tek yiyor. Şöyle şuradan şu hizada tutarsam gelen birini tabancayla avlayabilirim ama gelen olacak mı? Önemli olan o. Demin vurduğumuz adam yine son olarak kaldı. Çekil çekil. Ay, kaçırdım. Çok güzel pusmuş ya. Aslında tahmin etmem lazım ama aslında Stand of 2 oynayan birçok kişi oraya birinin pusacağını tahmin etmiştir. Ama düzenli olarak Stand of 2 oynamadığım için yapacak bir şey yok. Toparlarız ama sıkıntı yok ya, kötü değiliz. Temiz baba, gel. Gelden olsa daha buradan çoktan gelirdi. Koçum benim. Vuramadım. Ya Allah'tan bizim adam arkadan vurdu.
Çöz kanka bombayı, çöz. Çöz lan, seri çöz. Hadi bebeğim, yapabilirsin. Hadi, inanıyorum sana. Nice. Sand of 2'yi özellikle arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz dostlar. Yani Valorant Mobile oynayacak ekibinizle şimdiden Sand of 2'ye başlasanız bence hep beraber adam akıllı aim'inizi geliştirirsiniz. Neden Sand of 2 diye tutturuyorum? Çünkü gerçekten Valorant Mobile ile atış paletleri birbirine çok benzeyecek. Mobil bazında söylüyorum. Var mı orada adam daha? Aa, sıkamadım ya. Ekranı döndürdüm. Sıkamadım ya. Of. Ne oldu, ağlamasana lan. Yani bizim Namanca'ya bak abi, adam 18 kill almış. Ben biraz savsakladım ama. Adam öyle bir kör oldu ki. Hadi lan sol. Lan, lan. Bence alamazlardı, çeviremezler gibime geliyor ama çok da şey yapmamak lazım tabii. Nice. Aa, yedik, öldük şu an. Bu flash'ı yediysek öldük. Orada biri var mı daha ya? Hayatta mı var? Aa, varmış. Yalnız güvenlik gereği attım bunu. Sanki dibime sokuluyormuş gibi geldi adam. Öldürdünüz mü lan tam? Aa! Bomba girmedi lan kapıdan. Şimdi Stand of 2'de umarım ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır dostlar. Valorant Mobile'de biliyorsunuz ki silahla silah mücadelesi haricinde yetenek mücadelesi de olacak. Her kahramanın bir yeteneği olacak. Bu yeteneği biraz da olsun geliştirebilmeniz için parmaklarınızın bu yetenek butonlarına alışması için T3 Arena'ya geçiyoruz. Özellikle 5v5 dereceli modunu oynamanızı tavsiye ederim dostlar. Hem çok fazla rakiple mücadele etmiş oluyorsunuz hem de yeteneği böyle daha telaş halinde kullanmaya çalıştığınız için eliniz daha çabuk alışıyor. Şöyle ne oynayalım? Yetenek atlatmalı. Şöyle hızlı oynanışa sahip. Aleta oynayacağız ama şimdi Aleta biraz sıkıntılı bir karakter dostlar. Sıkıntılı bir kahraman. Biraz hasarı düşük, hareketli oynanması gerekiyor. Karşıdaki rakiplerin seçtiği hero'lara bakarak daha sonradan değiştirebilirim. Bilginiz olsun. Ve bu tarz oyunları dört parmak oynamaya çalışın. Haydi bakalım. Nasıl bir şey bizi bekliyor? Haydi bakalım. Bol bol zıplayacağız, görünmez olacağız, ultimizle adamların tepesine bineceğiz. Biz rush karakteri olduğumuz için dostlar arkadan rakiplerimize yanaşmaya çalışacağız. Bizim özelliğimiz bu. Gel buraya gel. Hop. Babacım böyle bak, böyle hızlı hızlı oynayacaksınız. Ama canım çok az, ne yapacağız? Sonra da kaldığımız yerden adamları dürtmeye devam edeceğiz. Çok zevkli şampiyon ama dediğim gibi canı çok az. Oradan birini ayıklayabilirsek. Şu şerefsizi öldürmemiz lazım. Mükemmel. Şöyle arkadan yine bir yaklaşalım millete. Bakın, yetenek kullanma sistemi olduğu için birazcık alışacak eliniz yani. Eninde sonunda alışacak eliniz. Nice. Ultiyle mükemmel aldım. Şunu almam lazım. Jiroskop yine var T3 Arena'da. Hani Valorant'tan farkı nedir? Bu biraz da aksiyon odaklı ve aynı zamanda 3. bakış açısından oynanan bir himo. Şunu da bir alayım da. Abi yine hiç canım kalmadı. Şuralardan bir yerden can çekmem lazım. Ama gördüğünüz gibi yetenekten kastımın ne olduğunu az çok hepiniz anlamışsınızdır abi. Beni mi arıyorsun canım? Oo. Ben var ya, buradan Gloria'yı falan uzaklaştırsam çok iyi olur. Yani benim takım mücadele ederken ben Gloria ile uğraşacağım. Çünkü Gloria'nın gerçekten mükemmel bir uzak hasarı var. Adamın nick'e bak. Abi biz değiştirelim bir dakika. Bununla oynayabilir miyim bilmiyorum. Bu hero da baya bir buff aldı ama. 4 mermisi var. 4 mermisi olduğuna bakmayın. Aim'iniz iyiyse çok sağlam hasarı oluyor. Abi benim aim'im iyi değilmiş. Onu ne yapacağız? Yok abi, bizim şimdi izleyin babacığım bak. Şimdi izleyin, Caitlyn'le hepsinin içinden geçeceğim. I'm over there.
maximum speed. Sorry, you're trapped. Gel. Maximum speed. Abi birinin bana cam basması lazım. Nice, onu da güzel hallettik. Abi %5 kalmış adamların. Şimdi kazandılar, kazanacaklar yani, ucundalar. Ben yine uzaktan birilerini dürtmeye devam edeyim. Nice. Javali kardeş. Kalkanım da geldi. Bunların beni buradan... Mükemmel aldık. Mükemmel aldık. T3 Arena'da da ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır dostlar. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.